Bugün 1 Nisan dedik. Bundan 2 yıl önce 2019 yılının 1 Nisan sabahında Türkiye önemli ve tarihi bir seçim sonucuna uyanmıştı. 31 Mart mahalli idareler seçiminin sonuçları tartışılmaya başlanmıştı. Tartışılmaya başlanmıştı diyoruz. Aslında sonuç ortadaydı. İstanbul'da ve Ankara'da muhalefetin adayları kazanmıştı. Millet İttifakı'nın adayları kazanmıştı. Ama iktidar ısrarla hayır biz kazandık diye ortalığa fırladı. Biz kazandık diye sokaklarda gösteriler yapmaya başladılar. Billboardlara teşekkürler İstanbul, teşekkürler Ankara diye pankartlar ya da afişler astırmaya başladılar. Yani tarihe geçecek bir mızıkçılık örneği sergilemeye başladılar. Oysaki sonuçlar açık ara ortadaydı. İstanbul'da da Ankara'da da ya da başka şehirlerde de başka büyük şehirlerde de muhalefetin Millet İttifakı'nın adayları kazanmış ve iktidara yani AKP MHP iktidarına ağır bir hezimet yaşatmıştı. Ama her zaman olduğu gibi iktidar kendi kazanamadığı yerde hayır biz bunu saymayoz mantığıyla hani var ya o Kastamonu e, spor maçından anlatılan fıkra vardır. Gol oluyor saymayoz diye bağırıyor tribünler. Aynı o mantıkla saymadıklarını ilan ettiler uzun tartışmalar yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu devreye girdi ve İstanbul'da da seçimi iptal ettirdi. Ne oldu? 23 Haziran'da bu kez daha büyük bir farkla millet cevabını verdi. O kötü e, kaybedicilere, ben loser'lara, mızıkçılara tarihi mızıkçılık örneğinin suratına bir şamarı indirdi ve millet hem İstanbul'da, hem Ankara'da hem de toplamda 11 büyük şehirde muhalefeti e, belediyelerin başına getirmiş oldu. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı buna benzer bir gelişme yaşandı. Az önce Özgür Özel'in de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın toplantısında altını çizdiği olay buydu. Kaybedince kuralları değiştirmeye çalışan ve mızıkçılık yapan bir iktidar cenahından söz ediyoruz. Dün olanı kısaca hatırlayalım. Bir kanun teklifi var. Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmiş. Önce tümü üzerindeki görüşmeler yapılmış. Sonra maddeler üzerinde oylamaya geçilmesi, daha doğrusu maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmesi konusunda bir oylama yapılıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve iktidar hazırlıksız yakalanıyor. İktidar Partisi'ne mensup milletvekilleri partilerine diyelim, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup milletvekilleri oylamanın yapıldığının farkında değiller. Oturumu da Cumhuriyet Halk Partili bir başkan vekili yönetiyor. Sayın Haydar Akar, Kocaeli milletvekili. Dün nöbet sırası onda. Her zaman Mustafa Şentop yönetmiyor oturumları biliyorsunuz. Bu bir takvime, bir rotaya bağlanmış. 3 gün süreyle Haydar Akar yönetecek oturumları. Dün de Haydar Akar yönetiyor. Ve oylama yeter sayısı var mı? Var diyor. Oylama yapıyor. Açık bir şekilde... Ee, muhalefet partilerinin oylarıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi (İYİ Parti), HDP'nin oylarıyla tasarı e, pardon teklif reddediliyor. Teklif reddedilince de iç düzük gereği o teklif bir daha bir yıl boyunca parlamentoya gelmemek üzere rafa kaldırılmış oluyor. Yani kadük hale geliyor. Şimdi bunun üzerine tabii büyük bir vaveyla kopuyor. İktidar Partisi nasıl olur da biz e, oylamayı reddederiz diye büyük bir panik içinde başkanlık divanına yürüyorlar. Başkana diyorlar ki hayır bu oylamayı geçersiz sayalım ya nasıl olur? Oylama yaptık. İçlücük hükümlerine göre oylama yaptık. Ve e, muhalefetin oylarıyla teklif reddedildi. Bitmiştir olay. Yani maçın son düdüğü çalınmıştır bitmiştir. Hayır biz saymıyoruz bu oyunu. Ya nasıl saymazsın? Hemen Mustafa Şentok geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi az önce olayın öyküsünü Sayın Özgür Özel detaylı bir şekilde anlattı. Mustafa Şentop meclis başkanı koştura koştura geliyor. Hayır efendim bunu biz iptal etmeliyiz. Olmamız olmadı saymalıyız. Evet. Ee... Bu şekilde telaş içinde bir çaba ve bugün Başkanlık Divanı toplantısı çağrısında bulunuyor Özgür Özel bunları anlattı ve Başkanlık Divanı toplantısı içinde Cumhuriyet Halk Partili Başkanlık Divanı üyesinin de paldır küldür Adıyaman'dan koşturup geldiğini söyledi. Olayı çok güzel özetledi. Maç oynanmış, bitmiş. Vardan da tartışmalı pozisyon konusuna karar verilmiş ama Merkez Hakem Komitesi geliyor bu maçın kararlarını iptal etmeye çalışıyor. Bu çok kötü bir mızıkçılık ve demokrasiye saygısızlık ve hazımsızlık örneğidir diye bu konuyu burada bağlamış olalım. Bakalım bugün Özel'in yaptığı açıklamayı kısaca hatırlatmak gerekirse kaçırmış olanlar için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün yapılan oylamada muhalefetin oylarının daha çok olması neticesinde iktidarın sunduğu bir teklifi ki o teklif neydi? Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması ve arşiv taraması gerekliliği konusunda bir kanun teklifiydi. Muhalefet bunu reddetti ama oylamayı dediğim gibi bir tarihi mızıkçılık örneği daha göstererek iktidar partisi geçersiz kılmaya çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık divanı bugün toplanacak bu konuda. İlk başta ne demiştik? Geçen yıl, Geçen yıl diyorum 2019 yılında 1 Nisan sabahında da yine böylesine bir seçim sonucuna itiraz ve kaybettiği halde kaybetmediği savıyla ortaya çıkan bir mızıkçı iktidardan söz ediyorduk. O da bir hani yabancı tabirle deca derler ya onun tarihi bir örneği olarak da kayda geçmiş oldu. Dün siyasette bir başka tartışma daha vardı. Tartışma derken yine dikkat çekici bir olay. Anayasa Mahkemesi Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması amacıyla ya da kapatılması istemiyle verilen iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi iade etti. Niye? usul yönünden eksikler bulunduğu için iade etti. Yani işte iddianamenin metninde delillendirilememiş iddialar olduğu ya da usul hataları yapıldığı gerekçesiyle iddia etti. Bu önemli bir karardı. Çünkü başta Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nden bu davanın hızla sonuçlandırılması gibi bir istem içinde oldukları, bir niyet içinde oldukları bilinirken Anayasa Mahkemesi'nin iktidar partisi Partilerinin e, isteği ya da dileği hilafına böyle bir karar alması tabi siyasi kulisleri hareketlendirdi. Hareketlendirmekle de kalmadı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu olayı daha da ileri götürerek adeta bir anayasal skandal niteliğinde açıklama yaptı. Neydi o açıklama? Anayasa Mahkemesi kaldırılmalıdır. Anayasa Mahkemesi artık e, bizim istemediğimiz gibi kararlar vermektedir. O yüzden böyle bir mahkeme olmamalıdır mealinde bir açıklama yaptı. Yani herkesi hayrete düşüren bir açıklamadan söz ediyoruz. Şimdi işin absürt tarafı şu. Halkların Demokratik Partisi kapatılmak istenen bir parti. Hakkında bir iddianame hazırlanıyor. Anayasa Mahkemesi'ne gönderiliyor. Muhtemeldir ki Halkların Demokratik Partisi bu konuda... Yani muhtemeldir değil ki hayatın e, gerçeği. Halkların Demokratik Partisi bu konudan en az memnun olan ya da hiç memnun olmayan, buna en fazla itiraz etme durumunda olan parti. Yani HDP'liler çıkıp deseler ki ya anayasa mahkemesi diye bir mahkeme olmamalıdır. Ne demek bizi yargılamakta kapatmak deseler o anlaşılabilir. Yine tabii kabul edilecek bir şey değil de yani her e, ülkenin anayasasında böylesine yüksek mahkemeler vardır. Yani en üst yargı organı gerektiğinde yürütmenin e, mensuplarını bile yargılayacak olan e, bir yargı organı. E, dolayısıyla HDP bu lafı söylese anlarız da e, istediğin gibi bir sonuç çıkmayınca iddianame iade edilince Anayasa Mahkemesi kapatılsın ne demek? Yani kalkıyorsun salı sabahı diyorsun ki anayasa mahkemesi yaşasın işte ve bir an önce kapatsın bu partiyi diyorsun. O zaman tanıyorsun. İstediğin gibi bir karar vermiyor. iade ediyor iddianameyi. O zaman kapatılsın. Yani bunlar olacak şeyler değil. Hani insan bazen Türkiye'de öyle şeylerle öyle demeçlerle karşılaşıyor ki yok canım herhalde 1 Nisan şakasıdır filan diyorsun. Oysa ki dün 1 Nisan değildi. 31 Mart'tı. E takvim de 1 Nisan'ı göstermiyor. Dolayısıyla böylesine garip garip şeyler oluyor. Bakalım ne olacak bundan sonra? İddianameyi tabii ki e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tekrar masasına koyacak, bir daha düzenleyecek herhalde. O usul hatalarını e, tamamlayıp ya da giderip tekrardan Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi bekleniyor. E şimdi tekrardan Anayasa Mahkemesi'ne götürürse ve orada iade edilmezse ve kapatma yönünde karar çıkarsa bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi ve onun gibi düşünenler Anayasa Mahkemesi'ni alkışlayacak mı? Hangi yüzde alkışlayacak o zaman? Tabi burası Türkiye yani kime e, hangi yüzde diye sormanın kimseye bir alemi yok. Ee, dün bir karar daha verdi Anayasa Mahkemesi. O da neydi? Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusuyla ilgili karar. Ömer Faruk Gergerlioğlu biliyorsunuz HDP Kocaeli Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği düşürülmüştü. Buna karşı bir başvuruda bulundu. Yani o üyeliğinin düşürülme e, uygulamasına kararına karşı bir başvuruda bulunmuştu. Ama Anayasa Mahkemesi biz bu başvuruyu değerlendirme merciği değiliz. Biz bu konuda bir karar merciği değiliz diyerek yetkisizlik gereği iade etti. O başvuruyu da şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dün yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacakmış kararı. Orada da yine karmaşık hukuki bir tartışma başlayacak. Ömer Faruk ile ilgili bir not daha aktaralım. Dün kara Ticaret Akşam Haberleri'nde HDP Grup Başkan Vekillerinden Sayın Meral Danış Beştaş'ı ağırlamıştık. Onun anlattığına göre Gergerlioğlu hakkında kesinleşmiş bir hüküm var. 10 e, gün içinde e, hapishaneye girmesi bekleniyor e, fakat e, bunu reddetti yani teslim olmayacağım dedi e, gelip alsınlar diye evinde direnişini sürdüreceğini söylemişti o süre bugün de oluyor bugün de o konuda gelişmeler olabilir muhtemeldir ki e, güvenlik kuvvetleri gelip Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu alacaklar ve tabi e, orada da bir yine gergin anlar yaşanması bekleniyor diyelim şimdi yine bu çerçevede Selahattin Demirtaş'tan Edirne cezaevinde e, hükümlü e, ve tutuklu olan e, Selahattin Demirtaş'tan, HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'tan enteresan bir açıklama geldi. Ve Selahattin Demirtaş e, üçüncü bir ittifak oluşması ihtimalinden söz etti. Yani e, milliyetçilik bağlamında e, muhalefet yapan partilerle eğer anlaşamazsak, yani e, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile eğer, bir ittifak konusunda ya da ittifakın ilkeleri konusunda anlaşamazsak belki de üçüncü bir ittifak gerekebilir şeklinde ama tabii üçüncü ittifaktan kimi hangi partileri kastettiğini e, bilmiyoruz. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın da öyle bir e, açıklaması vardı. O açıklamada tabii e, bugün yine e, kulislerde çok e, tartışılacak ya da siyasi e, arenada çok tartışılacak bir e, demeçti. Bugün de onu e, masaya yatırıp Artışacağız gibi gözüküyor Gelelim korona mevzuna Korona virüste her gün peş peşe Rekorlar kırılıyor peş peşe Rekorlar diyoruz dün de Vaka sayısı 39 binin üzerine çıktı. Bakın birkaç gün içinde 20 binlerden 30 bine, oradan da 40 bin sınırına dayandı. 39.302 vaka saptandı dün tek bir günde. 152 ölüm var yine. Bu da e, vahim bir sayı ve toplam ölüm sayısı 31.537'ye ulaşmış oldu geçen mart ayından bu yana. Bakın günlük vaka sayılarında Avrupa'nın en vahim tabloyu gösteren ülkesiyiz. Yani daha önce işte Polonya'dan filan bahsediliyordu. Şu anda onları öteki ülkeleri sollamış ve Avrupa'nın zirvesindeyiz. Bu çok ciddiye almamız gereken bir tablo. 39.302 vaka bir tek günde Mutant virüsün azlığı, mütant virüsün daha fazla vakalara yol açtığı bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ifade ediliyor. Artık vakaların %75'i mutant virüsten kaynaklanıyor diyor. Mutant virüs ne virüsün değişime uğramış hali, daha hızlı yayılan ve aynı derecede ölümcül bir şekilde e, insanları hasta eden bir virüsten söz ediyoruz. Hastalanma yaşının daha küçük yaşlara indiği hatta bir hocamızın Mehmet Ceyhan hocanın galiba anlatımına göre 0-8 yaş arasında bile çocukların koronavirüse yakalanması ve e, hatta bazılarının hayatını kaybetmesi durumu çıktı ortaya. Bu neyi gerektiriyor? Bu biraz daha ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor. Yani daha sıkı önlemlere başvurmamız gerektiğini gösteriyor. Birbiriyle çelişmeyen, mantıklı bilimin izinden giden kafaların alacağı, bilimin izinden giden yüreklerin, vicdanların alacağı önlemleri gerektiriyor. Öyle dini sahiplerle, dini gerekçelerle, işi Ramazan'a bağlayarak, teraviye bağlayarak filan değil, dini gerekçelerle değil, bilimsel gerekçelerle önlem alınmasını gerektiriyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler ne yapıyorlar? Hala vatan vatandaşı suçlamaya çalışıyorlar. Doktor Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı dün diyor ki ya pek fazla da ciddiye almıyor galiba vatandaşlarımız bu maske, mesafe, temizlik önlemlerini mealinde açıklamalar yapıyor. İnsaf yahu Fahrettin Bey, insaf yahu Sayın Sağlık Bakanı yapmayın. Burada vatandaşla sorumsuzluk yap, yapıyor olabilir. vatandaşla önlemlere gerektiği gibi riayet etmemiş olabilir. Ama esas siz gereken önlemleri almadığınız için ve hatta kim bilir kaç milyonuncu kez hatırlatacağız ve suratınıza vuracağız. O lebalep kongrelerle tarihi bir sorumsuzluk, tarihi bir vicdansızlık örneği göstererek insanları binlerce insanı salonlara toplayıp oradan yurdun dört bir yanına yayılmasını sağlayarak virüsün yayılmasına hizmet eden politikalarla bu işin üstesinden gelemezsiniz. Yapmayın. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız anahtarları masanın üzerine bırakıp Arabanıza binip çıkıp gideceksiniz. Başkaları gelecek bunu yönetecek. E ne yapalım arkadaş? Esnafı kapatırsak yeme içme mekanlarını, kapatırsak dükkanları, mağazaları esnaf aç kalacak. Esnafın aç kalmasından ben sorumlu değilim. Esnafın aç kalmasından ekonomiyi bu hale getirip esnafa destek parası veremeyenler sorumlu. Yani siz sorumlusunuz. E ne yapalım? Çaresiziz. Çaresiz olduğunu söyleyen bir iktidar bu ülkeyi yönetmeye ehil değildir, yetkin değildir. Bırakacak gidecek en kısa zamanda seçim yaptıracak bu işi becerebilecek olanlar gelip onlar yönetecek krizi. Hem çaresiz olduğunu söyleyeceksin hem de başkalarını suçlayacaksın. Çaresizliğin müsebbibi biz değiliz. İktidara daha dün gelmediniz. 19 sene önce geldiniz beyler hatırlayın. 2002 seçimlerinde geldiniz ve o günden bugüne bütün başarısızlıkların altında ve tabii ki koronavirüs pandemisiyle mücadeledeki başarısızlığın ve yenilginin ve hatta hezimetin altında sizin imzanız var. Başkasını suçlamaya hakkınız yok. Ramazan boyunca yeme içme mekanları kapalı kalacak diyorsunuz. Gerekçesi e Ramazanda herkes oruç tutacak. Emin misin? Niye herkes oruç tutacak? Oruç tutmak bir e, İslam'ın şartıysa Müslümanların isteyeni tutar. Durumu müsait olmayanlar ya da sağlık durumu el vermeyenler tutmaz ya da bir tercihtir bu. Tutmak istemeyenler de yeme içme mekanlarına gidip yemek isteyebilirler. Hayır yemeyeceksiniz. E Ramazana kadar olan sürede ne olacak? O zaman açık yiyebilirsiniz. Niye? E esnaf 3-5 gün daha para kazansın. Böyle bir politika olabilir mi? Böyle bir kriz yönetimi olabilir mi? Sokağa çıkma yasağı saat 21'de başlayacak sabah 05'e kadar sokağa çıkma yasağı e ama teraviye gidecekler muaf olacak. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Nasıl bilimsel gerekçeleri bir kenara bırakıp sadece dini sahiplerle bu krizi yönetmeye çalışırsınız? Böyle bir kriz yönetimi olmaz olamaz ve bunun faturasını da hep birlikte ödüyoruz. Bakın sizler değil siz aşılarınızı oldunuz kendinizi e, sağlama aldınız. Gerçi sizin içinizden de bazı e, hastalananlar oluyor o kongeler Yine kongrelerden kaynaklanan, o lebalep kalabalıklardan kaynaklanan bir sürü e, vaka saptanıyor AKP e, saflarında. Ama ne oluyor? İşte böyle bir tablo. Dün 30 bin, bugün 39 bin, Allah korusun yarın 40 bin olursa bu tablonun sorumlusu kim? Halk filan değil. Evet sorumsuz davranan insanlar var. Sokaklarda maskelerini takmıyorlar. Hala kalabalık mekanlarda topluca oturuyorlar, kalkıyorlar. Ama esas sorumlu sizsiniz. Gereken önlemleri almadığınız için. Bakın akla başında bütün bilim insanları. Dünyada da öyle. Bakın Fransa'da 28 gün tam kapanma kararına doğru gidiyorlar. Türkiye'de de diyorlar ki 28 gün yani 4 hafta süreyle Tam kapanma uygulanmalı ve o tam kapanma süresince de akıllı, bilinçli ve çok sayıda e, test yapılmalı, vakaların üzerine gidilmeli ve en önemlisi de yaygın, hızlı, etkin bir aşılama kampanyası gerçekleştirmeli. Evet, aş aşılama kampanyası son derece önemli. Son günlerde biraz daha umut verici gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanlığı çok miktarda işte kimi sayılara göre 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon aşı tedariki yapıldığını söyledi. Almanya'dan Pfizer, -Bio BioNTech aşısı getirildiğini söyledi. Hatta hem Sinovac hem BioNTech aşısının opsiyonel olarak yani tercih bazında insanlar istediği aşıdan vurdurabileceğini söyledi. İnsanlar randevuları rahatça alabilmeye başladı. Dün de yine sevindirici bir gelişme basın mensuplarına o da yine biraz bir ayrımcılık yapılmış sarı basın kartlı basın mensuplarına çıkmış. Ee aşı önceliği tanınmış. Niye basın sektöründe çalışan ama sarı basın kartı olmayan insanlar bundan yararlanamayacak? Öyle ya benim burada çalışan arkadaşlarımdan belki sarı basın kartı olmayan ama en az benim kadar bu sektörde e, fiilen çalışan insanlar var. Rejide mesela şu anda bizi dinleyen arkadaşlarımız bu yayında benimle birlikte çalışan arkadaşlarımız var. Ben sarı basın kartı sahibiyim diye ben aşı olabileceğim. Gerçi ben yaş durumundan e, iki gün önce, 3 gün önce oldum aşımı ama sarı basın kartlı olarak ben hak ama öteki arkadaşım, öteki kardeşim sarı basın kartı yok diye belki alamadı diye, belki bak, kartı değişik siyasi sahiplerle elinden alındı diye o haktan mahrum kalacak. Böyle de bir adaletsizlik olmamalı. Bugünden itibaren bu karar gözden geçirilmeli. Basın sektöründe çalıştığını kanıtlayan herkesin e, bu aşı hakkından da yararlanması gerekir. Tabii ki öteki sektörlerdeki insanların da öncelikleri var. İşte eğitim personeli, e, güvenlik personeli, polisler, askerler, e, güvenlikçiler, e, yani kamu kamuya hizmet eden ve kalabalıklarla iç içe çalışan bütün herkes, yani biz basın mensupları da dahil, bu aşı hakkından yararlanabilmelidir. Ama e, özetlersek bu konuyu Covid-19 pandemisiyle mücadelede ağır bir yenilgi e, almak üzereyiz. Aldığımız gözüküyor, skorlar ortada. Gol üstüne gol yiyoruz virüsten, buna bir çare bulunması. Bir an önce aklımızı başımıza almamız gereği ortada. Gündem özetle böyleydi. Dün ekonomide de yine farklı açıklamalar, farklı demeçler vardı. Amerikan doları yine 8.30'lara, 35'lere yükseldi. Ama o cenahı da, o alanı da yakından izleyeceğiz. Bugün öyle gözüküyor. Saatlerimiz 11.31'i gösterirken gelin şimdi gazeteler gündemi nasıl yansıtmışlar ona bir bakalım.